Efendim cümleten hayırlı geceler, bereketli Ramazanlar, hayırlı huzurlu anlar dileyerek başlayalım bu geceki programımıza. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir mübarek ayın artık mağfiret günlerinin içerisinden geçiyoruz. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları kabul, tüm ibadetlerimizi ve dualarımızı makbul eylesin. Ramazan-ı Şerifiniz bir kez daha mübarek olsun. Ramazan'ın bayram tadında yaşandığı, her ne kadar bir yanımız buruk, kırgın, mahzun olsa da Ramazan güzeldir. 11 aylık yoldan gelen, gelişi memnun, gidişi mahzun eden bir sevgilidir. İftarıyla, sahuruyla, teravihleriyle, mukabeleleriyle, pidesiyle, güllacıyla çok başka bir iklimin içerisine gireriz Ramazan-ı Şerif'te. Biz de bir Ramazan boyu burada Tarihi Zalmahmut Paşa Külliyesi'nde Eyüp Sultan Belediye'mizin ve saygıdeğer belediye başkanımız Deniz Göken Beyefendi'nin ev sahipliğinde sizlerle beraber ruhuna uygun bir Ramazan'ı yaşamaya, idrak etmeye gayret ediyoruz. Öncelikli olarak hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. İlerleyen dakikalarda şöyle dosta doğru bir yolculuğa çıkacağız sizlerle birlikte. Kıymetli hocam Nihat Hatipoğlu'nun mihmandarlığında. Ama istiyoruz ki Kur'an ayında kelamların en güzeliyle başlayalım bu geceki programımıza. Ve şimdi huzurlarınıza hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'den Aşr-ı Şerif tilavet etmek üzere Kur'an-ı Kerim okuma dünya birincisi Ataköy Ömer Duruk Camii Baş İmam Hatibi Hafız Mustafa Kızılcıoğlu hocamızı huzurlarınıza davet etmek isterim. Buyursunlar efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل و
Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدْكَ تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كرام الفاتحة.
Efendim, Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında dünya birincisi hafızlarımızdan Hafız Mustafa Kızılcıoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sesinize, nefesinize hissedip hissettiren gönlünüze sağlık. Değerli hazırım, hanımefendiler, beyefendiler, Eyüp Sultan'a gönül veren aziz misafirler, bu geceki Ramazan etkinliklerimizde çok müstesna bir değerimizi bu tarihi mekanda inşallah sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını, gururunu yaşıyoruz. Kendisi yıllar yılı televizyon ekranlarında, iftar saatinde, sahur demlerinde, cuma sabahlarında dosta doğru bir yolculuğa çıkartıyor bizleri. Ve gerek kalemiyle, gerek kelamıyla ufkumuzu açan, yolumuzu aydınlatan, anlarımıza değer katan bir değerimiz o. Şimdi sadra şifa, kalbe huzur, ruhlara inşirah veren sohbetiyle Profesör Doktor Nihat Atıpoğlu hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Efendim selamun aleyküm. Bir de buna bakayım. Selamun aleyküm. Hangisi daha iyi? Bu mu? Hocaya kötü olanı veriyorlar. Efendim selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kedilerle aramız çok iyi. Dur bakayım, dur. Korkma o kadar. Benim de bir kedim var, adı İnci. Çok güzel bir kedi. Yayınlarda da çıkartıyorum arada bir. Bugün kanala getirdim kedi, bizim kediyi. Ankara'dan getirdik şeyle. Sepetiyle getirdik. Orada da kanalın kedisi var, o da hamile. Bizimki de dişi, birbirlerine şey yaptılar böyle. Diş gösterdiler birbirlerine. Neyse öteki hamile olduğu için korkmasın diye bizim kediyi odaya hapsettik, ona mekanı bıraktık. Efendim çok güzel bir mekanmış burası, ben de ilk kez görüyorum. İnşallah buraya gelen insanlar mübareğe geldikleri için, yani Eyüp Sultan Hazretleri'ne geldikleri için sevapları çoktur inşallah. Bu bir ziyarettir. Eyüp Sultan Hazretleri de Efendimizin ev sahibi olduğu için müstesna bir yeri var bizim hayatımızda. Allah bereketinden bizi mahrum etmesin inşallah. Efendim tabii başlarken bir de reklam yapayım yerini bulmuşken. Sizleri tabii ki sahur veya iftarda ATV'ye bekliyoruz. Orada iftar yemeğimiz var, sahur yemeğimiz var, çadırlarımız var. 5. Levent'e tabii. Gelmek için de bir şart yok. Yani Bismillah deyip gelebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım, sizi davet etmiş olalım. Efendim bu sene tabii Ramazan ayı ve sohbetler biraz böyle ritmini düşük götürüyor. Ben de şahsen öyle hareket ediyorum. Bu musibetten dolayı deprem hadisesi hepimizi derinden etkiledi. Ben o bölgede de görevim vardı. Demin üstadla konuşuyorduk. Ben orada rektördüm. Bundan 4 sene önce Cumhurbaşkanımız beni oraya rektör gönderdi. Gaziantep İslam Bilim Teknoloji. Tek İslam Üniversitesi Gaziantep'te. Ben de oranın kurucu rektörüyüm. Sıfırdan kurduk. Şimdi 5-6 fakülte var orada. 3000 öğrencimiz var. Onun için deprem bölgesinde de kaldığı için ciddi olarak ilgilendim orayla, git gel yaptık. Orada efendim Nur Dağı'nı gördüm. Oradaki faciayı gördüm. İslahiye'yi gördüm, oradaki faciayı gördüm. Merhaba, hoş geldiniz. İslahiye veya Nur Dağı'nda öyle bir facia var ki şöyle anlatayım size. Girdik, işte çadırlardaki vatandaşlarla görüştük. Çıkmak istediğimizde yarım saat yol bulamadık. Çünkü hangi sokağa gidiyorsak ev yıkılmış. Arabayla çıkamadık. En sonunda trafikçi arkadaşlar, emniyetçi arkadaşlar bize yardım ettiler. Öyle çıkabildik oradan. Facia bu kadar büyük yani. Hiç televizyondan izlediğiniz kadar değil yani. Daha feci. Sevindiren taraf şu. Hem devlet
yetişti hem halk yetişti. Yani halkı da çok alkışlamak lazım. Bu tür felaketler olduğunda Avrupa'da insanlar şehirden kaçarlar. Türkiye'mizde bir felaket olduğunda insanlarımız felaketin olduğu yere doluşurlar. Niye doluşuyorlar? Bir şey yapabilir miyim diye. Elinde kazma küreğiyle millet geliyor. Beton yığınlarına dilenmeye çalışıyorlar. Bizim milletimizin böyle bir özelliği var. Onu orada daha rahat görme imkanı oldu. Karayolunda yüzlerce değil binlerce araba yürüyemedi. Yollar yıkılmış. Yani hakikaten feci bir manzara. Hani 100 yılın kaza belası diyorlar ya, 100 yılın felaketi. Bu abartılı bir cümle değil. Şu anda 14 milyon insan ya muhacir, ya çadırda, ya konteynerlerde, ya şurada ya burada, ya da akrabasının evinde. 14 milyon insan az değil yani. Ama üstesinden gelmeyecek. Gidenler geri gelmiyor tabii. Geri gelmeyecek ama en azından bundan sonrakiler daha huzurlu bir hayat yaşarlar. Allah İstanbul'umuzu korusun inşallah. Allah diğer illerimizi korusun, muhafaza buyursun inşallah. Bir şey mi diyeceksiniz? Maraş'tan geldiniz. Var mıydı kayıplarınız? Çok akıl. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Size de geçmiş olsun. Tabii bu depremde ölenler şehit midir diye soruldu bize. Evet, şehittir. El mehdumu şehidun, el hariku şehidun, el gariku şehidun, el mebtunu şehidun. Peygamberimizin sözü var yani. Yani denizde boğulan şehittir diyor. Göçük altında kalan, yüksekten düşen şehittir diyor. Karın ağrısından veya çocuk doğururken ölen şehittir diyor. Yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yanarak ölen, boğularak ölen şehittir diyor. Hani hap şehidi gibi değilse de şehitliğin bazı nimetlerinden istifade ediyor, edecek. Cenab-ı Allah onların mekanını cennet eylesin. Peki şimdi Ramazan ayındayız. Ramazan ayı içerisinde biraz huyumuza, suyumuza dikkat edelim. Yani oruç tutuyoruz ama Ramazan'dan önceki, hatta bu depremden önceki dönemde ülkemizi düşünün. Bir şey boşuna değil yani. Bir sıkıntı yaşıyorsak bunun hem maddi tarafı var hem manevi tarafı var. Ben işin manevi tarafından bakıyorum biraz. Hakikaten yanlış şeyler çoğaldı. Nasıl yanlış şeyler çoğaldı? Söyleyeyim. Adam daire alıyordu. Bir arkadaşım annesine daire aldı 1.000 liraya. Diyelim. Ertesi gün gitti o dairenin bitişindeki daireye. Onun da fiyatı 1.000 liraydı. Şeye doğru giderken, tapuya giderken satıcı dedi ki 1500 lira oldu. Ya bir gecede ne oldu 500 lira? %40 zam bir gece içinde. İstersen alma. Peynir alıyorsun. X peynir, markayı söylemeyeyim. 1 kiloluk peynir, bir kalıp, birinde 45 lira, birinde 85 lira. Aynı peynir. Aynı kalıp, aynı özelliği. Yağlı, yağsız neyse. Ya biri kaybediyor, zararına satıyor, ya öteki fahiş kazanıyor. Dengeyi bozduk. Merhamet konusunda iyi değiliz. Sosyal medyayı çok hunharca kullanıyoruz. Herkes herkese küfür ediyor. Yani herkes herkese küfür ediyor. Onun için bazı şeyler olduğunda dönüp dolaşalım, kendimize bakalım. Ne yapıyoruz biz? Acaba burada bir manevi ikaz var mı yok mu? Biliyorsunuz Allah çok sabırlıdır. Allah erteler ama unutmaz. Değil mi? Allah erteler cezayı, suçu, karşılığını ama Allah hiçbir zaman unutmaz. Bunun farkında olmak lazım ve elimizden geldiği kadarınca dikkat etmeye gayret etmek lazım. Bir gün Hazreti İsa'yı görüyor büyüklerden biri. Hazreti İsa dolaşırken birini görüyor. İyi halli birini, biraz sonra da şeytanı görüyor Hazreti İsa. Bakıyor ki şeytanın elinde bir kavanoz var.
Kavanoz bildiğimiz bal kavanozu. Hazreti İsa şeytana soruyor. İblis diyor, elindeki kavanozda ne var diyor. Bal var diyor İsa diyor. Balı ne yapacaksın diyor Hazreti İsa. Şu dedikodu edenler var ya diyor, gıybet edenler, onların dudağına süreceğim diyor. Daha çok dedikodu etsinler diye, daha azgınlaşsınlar diye. Yine büyüklerden biri diyor ki, tasavvuf büyüklerinden biri, bir gün iblisi gördüm diyor. Koşuyordu diyor. Bunların tabii bu sözlerinde büyük derin şeyler var, anlamlar var. İblis koşuyordu diyor. Dedim ki acelen mi var dedim. Dedi ki evet. Ey Allah'ın dostu, işte bastamlı Beyazıt. Ey Allah dostu, evet dedi, benim işim var. Nereye kaçıyorsun dedim. Şeytana sordum, dedi ki insanlardan kaçıyorum. Niçin insanlardan kaçıyorsun dedim. Dedi ki eskiden ben insanları yoldan çıkarırdım. Şimdi insanlar beni yoldan çıkarıyorlar. Şeytan bunu söyledi diyor. Dedim ki kendisine, nedir bu halle gidiyorsun, çıplak gördüm onu diyor. Bana bakacağına insanlara bak dedi, onlar benden daha berbatlar. Efendim Sülemi bunlar, bütün bunları anlatıyor kitabında. Yani bizde problemler var. Eskiden ben dini anlatırken yıllardır, 20 yıldır ben huzurunuzdayım yani anlatıyorum. Siz beni tanıyalı. Daha önce de yani vaaz ediyorduk bölgelerde, değişik yerlerde, radyolarda, yerel radyolarda. Efendim 20 yıldır anlatıyorum, şu temele oturturdum sohbetimi hep. İman, ibadet, ahlak. Ve sürekli peygamberi merkeze alırdım. Yani Hazreti Peygamber'i konuşmalarımın merkezi yapardım. Hep ondan örnek verirdim. Hala aynı yoldayım. Niçin aynı yoldayım? Çünkü insanlara model gerekiyor. Rol model lazım. Biz hiçbirimiz rol model değiliz. Ne ben hoca olarak, ne ben, ne başka hoca, ne başka vaiz. Hepimiz kendi halimize insanlarız. Örnek değiliz. Örnek Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Onu örnek almak için de tanımak lazım. Tanımadan örnek gösteremezsin, örnek alamazsın. Peygamberle aynileşmek lazım. Aynileşmek, innel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğinin halleriyle hallenir. Seviyoruz ama onun halleriyle hallenmiyoruz. Onun halleriyle hallenmek sadece misvak kullanmak değil. Sadece takke veya sarığa da takkeye de hiçbir itirazım yok. Yanlış anlaşılmasın. Hatta belki ben takmadığım için kızıyorum kendime. Veya sakala itirazım yok. Sakalım olmadığı için kendime kızıyorum belki bazen. Ama böyle tanındık, böyle gidiyoruz. Ama sünnet ve peygamber bu değil sadece. Gönül yaralamayacaksın. Kalp kırmayacaksın. Haşin davranmayacaksın. Kapıları kapatmayacaksın. Kendini Hazreti Nuh'un gemisinde insanları tufanda saymayacaksın. Tufan kalktı mı kimse kalmaz. Onun için şimdi bu sırayı değiştirdim. Eskiden iman, ibadet, ahlak derdim. Şimdi iman, ahlak, ibadet diyorum. Çünkü ahlak olmayınca ibadet de olmuyor. Veya ibadetin kıymeti harbiyesi olmuyor. Peygamber ahlakıyla ahlaklanmak ve bunu kendi hayatımıza tatbik etmek gerekir. Derler ki Şibli, tasavvuf büyüklerinden Şibli, bir gün namaza gidiyor. Dostlar çağırıyorlar onu. Diyorlar ki bugün beraber namaz kılalım, beraber camiye gidelim. Şibli de olur diyor. İmamın arkasına geçiyorlar. Cemaat toplanmış, kalabalık. Hoca efendi şu mahaldeki ayeti okuyor hoca namazda. Ey Muhammed, biz dilersek senden vahyi geri alırız. Sana yardımcı olacak kimseyi de bulamazsın. Sert bir ayet yani. O ayet Muhammed aleyhisselam ama bize. Dilersem vahyi senden çekip alırım. Bu ayeti okuyunca Şibli bağırıyor. Namazın ortasında. Ve yere düşüyor. Sara nöbetine benzer bir nöbet geçiriyor. Cami karışıyor.
İmam Şibli'yi zor kendine getiriyorlar. Titriyor, terliyor, bağırıyor filan. Şibli sakinleşince diyorlar ki, Şibli ne oldu sana? Hoca bir ayet okudu, sen bağırdın, kendini kaybettin. Şibli diyor ki, ayetin anlamına bakın diyor. Allah peygamberi Muhammed'e bunu söylüyor. Bize gelince bize ne söyleyecek kim bilir diyor. Peygamberin ne bu cümleyi kullanıyor? Senden alırım vahyi diyor bak. Sonra sen yardımcı da bulamazsın bana. Bana karşı yardımcı da bulamazsın. Vah bizim halimize. Peygamber bu tehdidi alıyorsa bizim halimiz ne olacak diyor. Ben bu ayeti dinleyince bunu hatırladım diyor. Şimdi aynı ayeti biz okuyoruz. Dille okuyoruz, kulağımız hoşuna gidiyor. Hocamız demin Allah razı olsun okudu. Güzel kıraat. Ama onun içini, hocam için demiyorum, kendimiz için diyoruz. İçini doldurmuyoruz. Kur'an'ı okuyoruz, gerekli dersleri almıyoruz. Gerekli dersleri alsaydık birbirimizi kırmazdık. Mesele mükemmel ahlak değil, hayır. Herkes Ebu Bekir olamaz, herkes Ömer, Ali radıyallahu anhum olamaz. Ama asgari, çok garip bir şey anlatacağım size. Benim rahmetli babam büyük bir alimdi. Hazreti Ömer'in soyundan gelir. Allah bizi ona layık eylesin. İbn-i Mace şerhi var, kitapçılarda var, 10 ciltlik. O şerh ona ait. Peygamberimizin 5000 hadisini yorumladı. Orijinal 2 cilttir. Rahmetli babamın Haydar Hatiboğlu ismi. İnşallah. 10 cilt halinde kitabı İbn-i Mace'nin şerhi. Sünen İbn-i Mace. Piyasada var. PDF'si de var. İnternetten indirirsiniz. Hadisle meşgul olurdu. 8 senede o kitabı yazdı. Sonra Medine'de vefat etti. Mezarı Hazreti Osman'ın yanında. Orada elhamdülillah. Ben de ona katiplik yapardım. Mesela beni yakalardı, bacımı yakalardı. Benim Kur'an kursu bacım var Ankara'da. Hangimizi yakalasa, küçük kardeşim var Fatih, biraz tasavvuf erbabıdır o da. O zamanlar biz daha şeydi, küçüktük. Oturun derdi, bana katiplik yapın. Babam okurdu kitaplardan. Müsvedde kullanmazdı. Arapçası, Türkçesi çok iyiydi. Biz ona katiplik yazardık. Yani o 10 ciltte hepimizin eseri şeyi var. Katkısı var. Evet. Koronadan sonra bazen kelimeleri toparlayamıyoruz. Korona insana çok etki ediyor tabii. Vücudu da etkiliyor. Onun için iyi ki sık bir dostlar var. Katkısı var. Hepimizin katkımız vardı üzerinde. Bir gün rüya gördüm babamla ilgili. Vefatından sonra. Ben alanım hadis. Ben hadis profesörüyüm. Hadiste delil olup olmadığı tartışılan bir konuyla ilgili vereceğim örnek. Bana göre delil olmaz. Ben acizane kanaatime göre, ama gördüğüm bir şey aktaracağım. Baktım ki babam oturmuş. Bunu size özel anlatıyorum. Bunu televizyonda anlatmayı hiç hatırlamıyorum. Anlatmadım herhalde. Yanlış anlaşılır diye anlatmadım. Babam rahmetli diyor ki, Nihat yaz diyor oğlum diyor. Bir hadis tercüme ediyor yani rüyamda. Şu hadise geldi. Müslüman o insandır ki eliyle, diliyle başkasına zarar vermez. Biz hadiste bunu biliyoruz. Böyle bir hadis var. Müslüman o insandır ki eliyle ve diliyle başkasına zarar vermez. Ben yazıyorum. Göya ben yazınca kalkıyorum göya. Yani babamın söyleyeceği şey bitti diye. Otur oğlum diyor, daha bitmedi ki hadis diyor. Ben diyorum baba hadis bu kadar diyorum. Rüyada. Onunla tartışıyorum göya. Hadis bu kadar diyorum. Hayır. Ve bi kalbihi diyor. O da var diyor. Kalbiyle de zarar vermeyecek diyor. Şimdi hadis ilminde şöyle bir şey var. Rüyada böyle bir şey olabilir mi? Gördüğünüz ekstra ilave hadise katılabilir mi? Alimlerin çoğu hayır diyor.
Ama teknik olarak bu tartışılmış. Ben fiilen bunu yaşadım yani. Evet. Evet, evet. Ya, inşallah, inşallah öyledir inşallah. Tabii ben temkinli konuşuyorum. Mesela diyecekler Nihat Hoca hadis rivayet etti diyecekler. Dikkat ediyorum ben. Müslüman eliyle, diliyle ve kalbiyle incitmeyendir. Türkçesi o yani. Ben uyandım şeyden. İnşallah. İnşallah. Sen dua edersen bir şey olmaz inşallah. 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 Efendim kalbiyle de zarar vermemek lazım. Üzmemek lazım. Kalbimizle de bize yakışmaz. Diyor ki yine Bestamlı Beyazıt bir çöle gittim diyor. Beni bir diyor dağın yamacına gönderdiler. Dediler orada salih bir kul var dediler. Bestamlı Beyazıt anlatıyor. Beyazıt Bestami Hazretleri. Çok büyük bir adam hakikaten. Yani çağının Mevlana'sı. Gittim baktım diyor hastalar var. Alil olan. Kiminin kafası kırık, kiminin kolu kırık. Kiminin işte zayıflamış. Ben gittim diyor onları izledim biraz diyor. Dedim ki ne işiniz var burada? Dediler ki biraz sonra yılda bir kez bu mağarada yaşayan Allah dostu çıkacak. Bize dua edecek şifa bulacağız. Yılda bir defa çıkarmış bu Allah dostu. Dua edermiş Allah da dilediğini şifa edermiş. Bestamlı diyor ki ben de bekledim. Bir hasta gibi be kapıda. Biraz sonra diyor pir ifani bir adam çıktı. Yüzü nurani çıktı diyor. Hastalar kaç yüz hasta var diyor. Onlara baktı diyor şifa duası yaptı. Genel bir dua etti. Bazılarına dokundu diyor. Filan böyle. İnsanlar diyor şifa bulma ümidiyle geldiler ve öyle gittiler diyor. İnsanlar rahatlayıp gittiler. Ben de seyrediyorum diyor Bestamlı Beyazıt. İnsanlar dağılınca ben kaldım. Ne ben onu tanıyorum ne o beni tanıyor. Yani tanışmamışız diyor. Tam mağaraya girerken diyor cübbesinden yakaladım. Dedim ki Allah'ın kulu bana da dua etti. Yani bir şifa duası yap. Kalbi şifa yani. Manevi şifa. Bana dedi ki Bestamlı çek elini. Beni tanıdı diyor. Dedi ki Bestamlı onlar hasta. Sen hasta değilsin. Onlar beni vesile edip Allah'a yalvarıyorlar. Senin vesileye ihtiyacın yok. Yalvar Allah'a. Cübbemi bırak yoksa sen de ben de helak oluruz dedi. Allah'a, Allah'a. Şimdi ben son zamanlarda, yaş 68 oldu tabii. Demin onu konuşuyorduk başkanımızla. Belediyemizin çok eski üstadlarından. Yaş 67-68. Yaşlandıkça dünyada yaşama arzusu azalıyor elhamdülillah. Bazen ihtiyarlar da çoğalıyormuş. Bizde azalıyor elhamdülillah. O iyi bir şey, iyiye işaret. Dünyada daha çok yaşayayım diye bir arzu yok. İki, Allah'a özlem başlıyor. Allah'ı daha çok merak ediyorsunuz. Haşa zatını bir şey diyemeyiz. Çünkü diyor Allah'ın zatı hakkında düşünme diyor. Allah'ın haşa haşa şekli bu, kilosu şu bunları düşünme diyor. Bunlar bu iş değil diyor. Onun sıfatlarını düşün. Onun için 99 esma çok önemli. El-Kabid, El-Basid, El-Rafi, El-Mu'iz, El-Müzil, El-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adil, El-Latif diye sayıyoruz ya. Niye önemli? Kelimeye dokunuyorsun, Allah'a dokunamıyorsun. Mesela Hacer-i Esved çok önemli. Halbuki Hacer-i Esved nedir? Siyah taş. Siyah taş. O taşın bir kutsiyeti var mı? Hayır. Kutsiyet Allah ona Kabe dediği için var. Meleklerin eli değdiği için var. Kanadı değdiği için veya İbrahim peygamberin eli değdiği için.
Yoksa taş taştır. Ama dikkat ediniz, o taşın Kabe'nin taşının şeyinde bir kenarında Rükni Yamani'den sonra ne var? Hacer-i Esved var. Herkes ona dokunmaya çalışıyor, Hacer-i Esved'e. Bu çok önemli mi? Çok önemli. Bir hadiste diyor ki Hacer-i Esved Allah'ın sağ koludur diyor. Haşa, öyle bir şey değil yani. Burada mecazi. Niçin Hacer-i Esved'e dokundu? Çünkü insanda dokunma arzusu var. Yani ne demek hocam, anlamadım. Şimdi çocuk 6 aylık doğdu. Anneye vermiyorlar değil mi? Şeyde duruyor. Ne diyorsun ona? Kuvez mi diyorsunuz? Kuvezde duruyor. Anne bakıyor ama seviniyor, çıldırıyor anne. Bir dokunsam, dokunamıyor. Doktor diyor dokunma diyor. Mesela diyelim ki problemli doğdu. Birkaç gün işte başka şeylerle falan çocuğu besliyorlar. İstediği kadar sev, dokunmayınca olmuyor iş. Ne zaman ki anne karın göğsüne bastırdı çocuğu, annenin ağrısı gitti. Kayboldu gitti. Kul Allah'a dokunamıyor. Dikkat edin, biz peygamberi öne çıkarıyoruz. Bu bilerek yapılan bir şey. Bilerek yapıyoruz bunu. Allah'a dokunamazsın, peygambere dokunabiliyorsun. Peygamber seni Allah'a götürüyor. Onun için onun hayatını anlatıyoruz. Onun hayatını anlatırken mutlu oluyoruz, mutlu ediyoruz. Üç, Hacer-i Esved'e dokunuyoruz. Peygambere dokunurcasına. Bu temas sıradan bir temas değil tabii ki. Seni Allah'a götürüyor. Onun için tasavvufta fena fi şeyh, fena fi resul, fena fillah mertebeleri var. Size ilmi öğreten hocanın ilmiyle amil olduğunuzda fena fi şeyh, şeyhte fani olmak. Üstatta, alimde, hocada, neyse artık kimse. Sonra peygamberde fani olma ne demek? Peygamberin gözüyle dünyayı görme. Mesela yağmur yağıyor. Tirmizi'nin rivayeti. Yağmur yağıyor, peygamber hemen şu şeyini açıyor, düğmesini, dışarı çıkıyor böyle. Kaldırıyor başını, yağmur yaksın diye göğsüne. Orada bir cümle söylüyor, diyor ki Karibul ahdi bi Rabbi. Rabbimin yanından yeni gelen yağmur. Yağmur yani Allah'ın yanından gelmiyor. Ama Allah her bir işin olması için yeni talimat verir. Yunan felsefesinde Tanrı dünyayı kurdu murdu, yoruldu sonra uyudu şimdi. Tanrı uyuyor, haşa. İnsanlar kendi kendine idare ediyorlar. Bizim inancımızda, bizim kelam inancımızda Allah faili mutlaktır. Her an, her saniye yeni bir yaratma ile yaratıyor. Allah tasavvuru onlardan farklı, bizde farklı. Onun için yani hocam ez cümle, özet veya bir toparla ne diyorsun yani? Ben diyorum ki Allah'ı arayın diyorum. Allah'ı aramakla ancak mutmain olursunuz. Dünyanın malı, mülkü, mevkisi, makamı filan hikaye. Bana dediler seni rektör ilan ettik. Git üniversiteye kur. Kendime baktım. Hanıma dedim, bize iş açıldı dedim. Ben evim Ankara'da, her gün ben nasıl Antep'e gidip geleyim? Halbuki insanlar bayram eder. Ya ben rektör oldum. Ya Sayın Rektör Bey hoş geldiniz filan. Haşa, küçümsemiyorum makamı. Ben bittiği gün şükür secdesi yaptım. Alnımın hakkıyla çıktım diye. Çünkü orada görev yaptığım süre içinde devlete ait hiçbir uçak bileti kullanmadım. Hiçbir otel rezervasyonu yapmadım. Efendim, makam arabam Skoda'ydı. Mercedes alabilirdim, Audi alabilirdim. Almadım. En basit arabayı aldım. Çünkü halkın parası, benim babamın parası değildi. Bana adımı cimri rektör koydular. 250 rektörün en cimrisi Nihat Hoca dediler. Ümmetin parasında cimrilik yaparım ben tabii ki. Ama kendi paramdan istediğim gibi harcarım. Bir şeyi kazanman veya kaybetmen maddi anlamda ama seni değiştirmiyorsa iyisin. Ama gitmesin bu makam mevki diye peşindeysen, dünyalık bir şeyin peşindeysen, o zaman zarardasın.
hiçbir şeyi Muhammed'i anlatmak kadar güzel değil aleyhisselam. Onu anlamak kadar. Onun için içinize bir daraltı geldi mi iki şey yapın. Ya Kur'an-ı Kerim açın dinleyin. Mesela Mahir'i dinleyin. Mahir Muaykili. Biliyorsunuz değil mi Mahir'i? Bilen var mı? Mekke'nin imamı, Kabe'nin imamı. Dinleyin. Maşallah maşallah. Sen ondan güzel okuyorsun. Güzel okuyorsun maşallah. Evet evet. Teşekkür ederim. Adın ne senin? Avni abimiz. Sağ ol. Avni Bey ama seni tanıyor şey. Murat Bey seni tanıyor. Avni Bey'in derdi nedir? Bekar mı? Ben anladım ama bekardır mı dedim. Büyük derdi var dedi. Bekar mı dedim ama bekarlığın kıymetini bil. Ha tamam. Tamam ben söylerim başkan beye. Sen zaten malum tanınan birisisin. Avni Bey desem tanır mı başkan? Tanıyacak bundan sonra artık. Seni tanıyacağız bundan sonra. Tamam. İyi. Olursun. Allah tanıyor önemli olanı. Başkan da tanır ama. Başkanımız nazik bir insan. Tanır yani. Tamam bir daha görüşürsün. Tamam. Efendim Allah'la meşgul Kur'an-ı Kerim dinleyin. Bir de peygamberin hayatından bir şey okuyun. Ben size bir şey öğreteyim, anlatayım. Dün gece anlattım sahur vaktinde. İkrime Ebu Cehil'in oğlu. Şirkte ve küfürde zirve bir herif idi. Haşa sonra. İyi bir asker ama. Tabi insanlık tarihin gördüğü en büyük asker bence ne Büyük İskender ne şu ne bu. Mutlak manada Halid bin Velid. Halid bin Velid girdiği hiçbir harbi kaybetmedi. Bedir harbinde Halid yoktu. Müslümanlar kazandılar. Uhud'da Halid vardı, Müslümanlar kaybettiler. Halid Müslüman değildi o zaman. 100 harbe girmiştir, tümünü kazanmıştır. En büyük özelliği de şu, harpten önce mübarezeye çağırırdı komutanı. Kılıcını sıyırırdı, düşman ordusunun komutanına gel birebir vuruşalım. Önce biz vuruşalım, askerlerden önce. Ve hepsinde vuruşmuş, hepsinde kazanmıştır. Öyle bir adam yani. Halid bin Velid. Benim bir kasetim vardı Halid bin Velid'le ilgili. İnternette bulabilirseniz onu bir dinleyin. Halid bin Velid. Radyo konuşması ama. Televizyon değil radyo konuşması. Yıllar öncesine ait. Neyse Halid bin Velid. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Neyi anlatıyordum? İkrimeden bahsediyorum. İkrimeden. Avni sen bozdun bu işi. Evet, İkrimeden bahsediyorduk. İkrime kaçıyor. Mekke fethedilince kaçıyor Mekke'den. Mekke'den kaçıyor. Muhammed beni öldürür diye aleyhisselam. Yani Halid Velid Halid bin Velid'e ulaşamasa bile İkrime İyi bir asker. Oradan Halid bin Velid'e gitmiştim. Halid'in benzeri yok ama. Ne İslam tarihinde ne başka yerde. İkrime kaçıyor. Ebu Cehil'in oğlu. Hazreti Peygamber umumi af ilan ediyor. Gelen herkesi kabulümdür diyor. Gelin diyor. Peygamberin kızını öldürten Hebbar geliyor. Zeynep'in ölümüne sebep olan Hebbar geliyor. Vahşi geliyor. Vahşi ile peygamberin mektupları var. Çok ilginçtir. Vahşi ben geleceğim diyor Muhammed ama diyor ya Allah beni affetmezse diyor. Peygamber mektup gönderiyor ona. Allah seni affeder diyor. Ayet yazıyor peygamberimiz. Yazdırtıyor. Vahşi mektup daha yazıyor. Ben zina ettim, adam öldürdüm diyor. İnnallâhe yağfirü zunûbe cemî'a ayeti gelince bu ayeti gönderiyor. Vahşi gelip Müslüman oluyor filan.
İnsanlık tarihinde kimse Hazreti Muhammed kadar merhametli ve affedici olmadı. İkrime kaçıyor. Karısı Ebu Cehil'in gelini Resulullah'a geliyor. Diyor ki, kocam kaçtı diyor korkudan. Ben Ebu Cehil'in geliniyim diyor. Kocamı affeder misin gelirse? Hazreti Peygamber gelsin diyor. Kabulümüzdür diyor, gelsin diyor. Biz o perdeyi kapattık diyor. Eski defterleri kapattık diyor Peygamberimiz. Gelsin, kocana haber ver diyor. Kadın mektup gönderiyor kocasına. Gel diyor, Muhammed sandığınız gibi değil diyor. Dar ağaçları kurmadı diyor, insanları infaz etmedi diyor. Affetti herkesi. Gelsen de İkrime geliyor. Muameleye bakın lütfen. Ve biz Müslümanlarda olması gereken o. İkrime'nin gelmesinden önce Resulullah diyor ki sahabisine, İkrime gelmeden beni haberdar edin. İkrime geliyor ama korkuyor yani. Ne olur ne olmaz. Savaş hali. Ya Hazreti Peygamber birden sinirlenir. İkrime geliyor, kılıcını atının kınında bırakıyor. Peygamberimize doğru yaklaşıyor. Hazreti Peygamber İkrime'nin geldiğini duyunca dışarıya çıkıyor. Ve İkrime'yi görünce ne yapıyor biliyor musunuz? Elini şöyle yapıyor. İki avucunu, iki şeyini açıyor böyle, elini açıyor. Gel bakayım diyor. Merhaben bike ya muhacirer rakib. Gel, hoş geldin ey atlı muhacir, gel bakayım. İkrime'yi sarıyor. Muanaka yapıyorlar, kucaklaşıyorlar. İkrime belki ilk kez hayatında ağlamaya başlıyor. Keşke babam da bunu yapabilseydi diyor. Ebu Cehil sıradan bir adam değildi yani. Oğlu da sıradan bir adam değil. Asil olanlar diyor peygamberim, kafirken de asildiler Mekke'de. Müslüman olduktan sonra da asaletleri devam etti diyor. Yani karakterli düşman var, karaktersiz düşman var yani. Karakterli düşmandı yani. Neyse, peygamberimiz İkrime'nin elini tutuyor, Müslüman oluyor İkrime. Peygamberimiz genel kuralı koyuyor. El İslamu yecubbu makabile. Müslüman olmak, Müslüman olmazdan önceki günahları affettirir. Sabahleyin şöyle bir şey oluyor. Sahabi toplanıyor, kendi aralarında konuşuyorlar. Sohbet ediyorlar. Kimin aleyhinde konuşuyorlar? Ebu Cehil'in aleyhinde konuşuyorlar. Diyorlar, oğlu Müslüman oldu ama babası şöyleydi, şöyleydi. Neyse, ağır konuşuyorlar. O konuşmaları İkrime duyuyor. Hazreti Peygamber de duyuyor. İkrime bir şey söylemiyor, başını önüne eğiyor. İslam'a teslim oldu çünkü. İtirazı yok. Fakat Hazreti Peygamber hemen cübbesini giyiniyor, hızlı bir şekilde dışarı çıkıyor. Ebu Cehil'in aleyhinde konuşanlara diyor ki, ne konuşuyorsunuz diyor siz? Ne konuşuyorsunuz diyor. Ya Resulallah diyor, Ebu Cehil'i konuşuyoruz. Ebu Cehil'i konuşmanızın kime faydası var diyor. Oğlunu üzmekten başka neye faydası var diyor. Bakın, düşmanının onurunu koruyor. Çok ilginçtir yani. Evet, lanet olsun Ebu Cehil'e. Zındık bir kafirdi. Ölümü çoktan hak etti demiyor. Sizin konuşmalarınız oğlunu üzer sadece diyor. Ebu Cehil'e zarar vermez ki. Ve ayet iniyor. Hangi ayet? Putperestlerin putuna sakın küfür etmeyin. Onlar da bilmeden Allah'a küfür ederler. Ayeti iniyor. Yani Allah diyor ki, düşmanlarıma küfür etmekle vakit geçirmeyin. Allah'ın dinini anlatın. Sürekli hayatınızı tenkit üzerine kurmayın. Olumlu şeyler anlatın. Çünkü tenkidi de tenkittir. Bana hep derler ki, falanca hoca şöyle bir şey söyledi, hocam bir reddiye yaz diye. Ben yazmam derim. Konuşuyorum zaten, ben her konuşmam reddiyedir. Ama yazmam. Niçin dediler? Çünkü benim her kesimden dinleyicim var. Ben bir adamı tenkit ederken onun reklamını yapmış olacağım. Niye insanları kötü şeylerle meşgul edeyim?
Onun yerine tenkit edeceğime peygamberi anlatırım, Allah'ı anlatırım, sahabeyi anlatırım. Bari güzel örneklerle. Neticede insan hangi dükkana girse o dükkandan kokar. Yani şıracıya girersen şıra kokar çıkarken. Değil mi? Itırcıya giderseniz kolonya kokarsınız. Esrar kokarsınız. Tabii peygamberi anlatacağız, onu konuşacağız. Evet, yavaş yavaş bir kısa dua yapalım mı? Çünkü daha Sultanahmet'e gideceğiz. Yakın gerçi de. Her gün buradan geçiyoruz. Sultanahmet'ten 5. Levent'e gidiyoruz. ATV 5. Levent'e. Hanımı alacağım. Ondan sonra beraber televizyona geçeceğiz. Programı yapmak için, canlı yayını yapmak için. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetü lilmuttakin. Ve la udvane illa alel zalimin ve salatu vesselamu alel meb'usi rahmeten lil alemin seyyidi ebil kasım Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Ya Rabbi, niyetlerimizi halisane eyle. Amellerimizi güzel eyle ya Rabbi. Bizi riyadan, kibirden, enaniyetten uzak eyle ya Rabbi. Kusurumuz varsa bizleri affeyle ya Rabbi. Elbette ki kusurumuz var, günahımız var ama kusur ve günahta ısrarcı değiliz. Bunu da biliyorsun ya Rabbi. Israr etme işimizden ötürü bize merhamet eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden başkasına zarar vermemize müsaade etme ya Rabbi. Bizden kimseye zarar gitmesin ya Rabbi. Ama kötülerden de bize zarar gelmesine müsaade etme ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver. Dertlere deva ver. Borçlara eda ver. Memleketimizi koru ya Rabbi. Ülkemizi, bayrağımızı, dinimizi, kitabımızı, peygamberimize kim kötü bir nazarla bakıyor, el uzatıyorsa fırsat verme ya Rabbi. Hainlerin tuzaklarını başlarına yık ya Rabbi. Bizi birlik beraberlikten ayırma ya Rabbi. Annelerimize rahmet eyle. Babalarımıza rahmet eyle. Büyüklerimize rahmet eyle. Allah'ım, kimi seviyorsan onun sevgisini nasip eyle. Kimi sevmiyorsan ondan uzak eyle. Amin velhamdülillahi Rabbil alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle Fatiha demeyeyim mi? Tabi Fatiha okuyan gene soru alalım. Allah razı olsun, El Fatiha. Birkaç soru varmış. Ben de oturayım o zaman, olur mu? Herhalde bir 10 dakikamız daha. Var hocam. 10-15 dakikamız var. 15 dakikamız var. Sizin de varsa tabii. Mücbir olarak mı oturuyoruz ya da oturabilirsin mi? Hocam estağfurullah. Tamam. Başkanımız da inşallah gelecekler şimdi. Tamam, bekleyelim o zaman. Nihat Hatipoğlu hocamıza soru sormak isteyen kardeşlerimiz varsa. Buyurun, önce teyzemizden başlayalım. Geliyorlar şimdi, tek tek soracaklar. Abla, ben şöyle oturayım, hocam. Burada daha bu çok şey orası. Ben sizi çok seviyorum hocam. 10 senedir sizi izliyorum. Ellerinden sağ öperim, ellerinden öperim. Hocam. Sağ ol, var ol. Çok sağ olun hocam, sizin konuşmalarınız içime işliyor. Yani komşumuzun eşine hatim indirmiş, sizin evet. Dualarınızı bekliyor. Şöyle yapalım, beni vekil tayin edin. Ben mi duasını yapayım? Evet. Beni vekil tayin edin. De ki seni vekil tayin ettim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ben vekaleti aldım. Leyla-i Kadir'de duasını yapacağız. Tamam. Eşinin adı Arif. Tamam, biz o ismini unuturuz ama hatim yenge şöyle desin, o hanımefendi desin ki Allah'ım, eşim Arif'e okudum. Hatimi Nihat Hoca'nın duası, dua ettiği gece kabul etti. Evet. Tamam mı? Çok hocam. Anladınız hocam, mı? Hocam bir de Kur'an okuyorum hocam, ne olursun. İki senedir okuyorum, 25-30 kelime öğreniyorum. Geri açtığım zaman geri kapı unutuyorum. İyi bir şey, bir daha uğraşıyorsun. Peygamberimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim okursa insan zorlandığında her zorluk için bir sevap alıyor. Her namazda okuyorum, geri kapattığım zaman tekrar açıyorum, aa buradaydı. Biz de unutuyoruz bacım, ben konuşacağımı unuttum demin. Hocam dua edin, nasıl öğrenelim. Teşekkür ederim. Unutuyoruz, biz de unutuyoruz, normaldir. Sağ olun. Hocam. Buyurun, buyurun. Benim annem öldü. 5 ay oldu. Rüyalarıma giriyor ama yüzünü göremiyorum. Benden ne istiyor acaba? Namaz kıldı, namaz kılmaya başladım. Bir de örtünürsün inşallah. Örtüleyim, evde örtün de şimdi. Evde örtünme, burada örtün. Tamam. Sizi çok seveyim. Allah başınıza. Sağ ol, var olun. Anneniz mutlaka dua istiyordur. Dua edin ona. Yapıyorum. İkincisi, ölüler böyle göründüğünde aslında ikaz etmek niyetiyle görürler. Yani sizin hayatınızın daha iyi olması için. Zaten buraya geldiğinize göre temizsiniz, iyisiniz elhamdülillah, maşallah. Eksik varsa onları tamamlamaya tamam, çalış. Tamam hocam.
Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Sizden de sağ olun. İyi akşamlar hocam. Sağ olun, iyi akşamlar. Hocam benim bir sorum olacaktı. Şöyle yaklaştırın, evet. Benim bir sorum olacaktı. Buyur bacım. Kader değişir mi hocam? Kader şöyle değişir. Kaderin değişmesi de kaderdir yani. Diyelim ki meselesinin adınız Müzeyyen olsun. Evet. Müzeyyen Hanım, normal Allah Müzeyyen Hanım'a 50 yıl ömür biçti. Fakat Müzeyyen Hanım'ın, Allah bize ömür biçiyor ya. Evet. Müzeyyen Hanım'ın çok sadaka vereceğini bildiği için dedi ki Müzeyyen Hanım'a 10 yıl daha ekleyin. Bu da kader içerisindedir. Yani evet değişir. Zaten Peygamberimiz diyor ki her şey yazıldı, kalem bitti, kağıt toplandı diyor kaderle ilgili. Sahabi diyor ki o zaman bir şey yapmayalım diyor. Efendimiz diyor ki yapacağınıza göre kalem yazdı, defter dürüldü diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kader-i muallak diye bir şey var. Bazı alimler öyle bir yorumları var. Onlara göre her şey belli ama dua ile, sadaka ile değişecek olan haller vardır. Evet. Bize göre o da kaderin parçasıdır. Teşekkür ederim. Peki özet ne? Bir şey istediğimizde elimizden geliyorlar, gayret edeceğiz. Evet. Bize rağmen bir şey oluyorsa o külli kaderdir. Oradan müdahale edemeyiz artık. Teşekkür ederim evet. Efendim. Sizden çok sağ de, olun. Sizden sağ çok olun. Teşekkür ederim. Evet soru. Kızınız var sorusu. Hocam. Merhaba, hoş geldin. Benim ismim Şifa. Şifa, maşallah. Peygamberimizin Şifa isimli bir halası da vardı. Evet, Şifa Hatun. Annenle babanla ettiğin dua kabul olur mu? Annenle babana ettiğin dua kabul olur Şifa. Teşekkürler. Onun için onlara da dua et, bize de dua et arada. Tamam. Tamam, maşallah. Allah razı olsun. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Benim bir sorum olacaktı. Ben Müslüman cinlerin oruç tutup tutmayacağını soracaktım. Tutarlar. Tutmak zorundalar. Yani normalde enerjisel varlıklar hani. Olsun. Boyut olarak. Yani biz namazda kılarlar, oruçta tutarlar. Evet. Çünkü nefsi olan bir varlık olduğu için sorumludur. Ben bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Hem cinleri hem insanları. Evet. Onun için evlenmeleri, haramlar, helaller bize nasıl varsa onlar da aynen var. Onlar da aynı şekilde. Aynı şekilde. Hocam. Teşekkür ederim. Hadi bu ablamızı bir soru. Hocam ben bir soru soracağım. Buyurun. Oruçluyken yanlışlıkla su içip yemek yersek orucumuz bozulur mu? Yani unutarak mı? Evet. Unutarak bir şey olmaz. Ye iç sonra oruca devam et. Tamam hocam. Bir de hocam sizi çok seviyorum. Allah seni bağışlasın. Maşallah ne güzel. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam ben çok ağır imtihanlardan geçiyorum. Hı. Tam toparlanıyorum derken manevi olarak tekrardan bir daha çöküyorum. Ama ciddi anlamda böyle ağır. Hani sürekli hep sabır istiyorum. Sürekli sabrediyorum. Psikolojik olarak da çok etkileniyorum bu durumdan ama ne zaman toparlanmaya çalışsam ardından tekrar bir daha. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bacım inşallah yani makamınız yükseliyordur. Benim bir hocam vardı. Eski Ankara müftüsü. Babamla da beraber çalıştı. Bir gün beni çağırdı Ankara'dayken. Görüşmek istediğini söyledi. Beni davet etti evine. Yanına gittim. Hocamız çok yaşlı hoca. Baktım iki ayağını kesmişler hocanın. Şekerden dolayı. Tabii çok üzüldüm gittiğini. Bilmiyordum. Efendim, dedim ki hocam üzüldüm dedim. Yok dedi ben üzülmüyorum Nihat Hoca dedi. Ben dedi Allah benim dedi sesimi duymak istiyor demek dedi. Şimdi daha çok dedi dua ediyorum. Demek ki Allah'ın hoşuna gidiyor sesin bana bunu verdi dedi. Ben de daha çok dua ediyorum. Yani belki Allah sesinizi duymak istiyor. Oğlum, teşekkür ederim. Allah'ı zikredin. Onlar azalacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Hocam elinizi öpüp duanızı alabilir miyim? Ben de zannettim diyeceksin ki hocam sakız orucu bozar mı? Hadi gel bakalım gel. Müzik
teşekkür ederim. Çocuklar iyi yani. Ben işte dün gece Bahçelievler'deydi, Güngören'deydik. Yani seyirci kadar çocuk vardı. Hem de çocuklar heyecanlı, camları kıracaklar. Bu beni çok sevindiriyor ya, küçük çocukların böyle dine meyilli olmaları. Eskiden pop sanatçılarına bunu yaparlardı. Şimdi dini bir programa yaptık, yapınca onlar, ben seviniyorum gelecek adına inşallah. Allah evlatlarımızı korusun. Burada tabii annelerin rolü çok. Annelere Allah razı olsun. Anneler çocukların kulağına neyi fısıldarsa çocuk ona göre hareket eder. Annelere çok görev düşüyor tabii ki. Hanımefendi buyurun. İyi akşamlar hocam. Öncelikle size çok saygı duyuyorum. Sağ olun. Benim cehaletim sizin ilminizde. Bu sorular bitmez. Estağfurullah. Ufak estağfurullah. Bir soru soracağım hocam. Hatta iki soru müsaade ederseniz. Hocam kapanmak benim sorum. Yalnız bu kapanmanın bir sınırı, bir limiti, bir ölçüsü var mıdır? Çünkü bazen duyuyorum çarşafı şerif deniyor, dualarla bir şeylerle giyiliyor. Hatta burka denilen şekilde burun üzerine, bazen göz üzerine kadar kapatılıyor. Doğrusu bu mudur? Bizim bildiğimiz şekilde bir örtü müdür? Çarşaf giyenlere saygım sonsuz, o ayrı bir şey. Ya onlar mı yanlış yapıyor, benim bildiğim mi yanlıştır? Birincisi sorum bu. İkincisi herkes bir işte Ayasofya'da namaz kılalım falan. Ben geçen ziyarete gittiğimde yukarıda 4 tane melek resmi gördüğümde, evet, vakit namazlarda kapatıldığını öğrendim. Yalnız onun haricinde o melekler figürlerin altında namaz kılan insanlar gördüm. Bu doğru mudur? Üçüncü sorum da... Hoş geldiniz. Evet. Özür dilerim. Yalnız tek tek soruları bana hatırlat, unutuyorum. Tamam. Üçüncü önce sorum... birinciden başlayalım. Peki. Ben cevaplandırayım, İlk sen unutma. İlk sorum kapanmakla alakalı olan soruydu. Kur'an eskiden kapanma vardı. Hristiyanlar biliyorsunuz rahibeler kapalıdırlar. Açmazlar. Yahudiler havraya girdiklerinde kapanırlar veya peruk takarlar kendi üstlerine. Mesela Viyana'ya falan giderseniz Avusturya'da görürsünüz. Belli mahalleler var. Pazar günü gittiklerinde, pardon cumartesi günü, Yahudiler kadınları özellikle başını açamadık, kapatamadıkları için şeyle giderler, perukla giderler. Hemen hemen kapanma bütün dinlerin ortak prensiplerinden biridir. Hazreti Peygamber'den önce de kapanma vardı. Ama genellikle bu, siz şey yapıyorsunuz ya böyle tülbentle, evet, saçı önce bone. Bone türü bir örtü vardı kadınlarda. Ayet-i kerime وَلِيَدْرِبِنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ ayeti iniyor. Yani işte ziynetlerini korusunlar falan. En sonunda diyor ki örtülerini başlarının üzerine salıversinler. Pardon, yakalarının üzerine. Yani diyor ki bu bura olmaz diyor. Saç olmaz diyor. Örtülmüşsün ama yarım örtülmüşsün diyor. O dönemin kadınları için normal yakanızın üzerine salın diyor. Yaka derken artık göğüs filan içine gidiyor. Burun. Söyleyeceğim, onu da söyleyeceğim. Yüzü de söyleyeceğim. Ayet-i kerimede bu humur kelimesini kullanıyor. Humur aslında hamur, içki, şaraptan aynı kökenden geliyor. Kafayı örten şey anlamına geliyor. Adam içki içinde kafa örtülüyor ya. Başa örtülen örtüye de böyle başı tümünü kapatması gerekir anlamında. Özel bir kelime kullanıyor. Humur diyor mesela ayet-i kerimede. Peki, başı örtük. Onun dışında nasıl yapacağız giysi? Hazreti Peygamber'in Ayşe annemizin ablası olan Esma'ya dediği bir şey var. Esma geliyor bir genç kızken, biraz şey giyinmiş, dar giyinmiş. Resulullah diyor ki olmaz bu diyor. Geniş giy diyor, vücut hatlarının belli olmasın diyor. Şimdi onun dışında kalan bütün uygulamalar, çarşaf, manto, pardüsü veya ceket ve diğer örtüler dediğim kurala uymak şartıyla. Saç örtülecek, boğaz, göğüs örtülecek. Ya ila tabure inmesine gerek yok. Yani kadın estetiğine biraz dikkat ediyor. Genç kızlarımız öyle yapıyorlar. Buradan şey kapatıyor ama göğsü görünmüyor. Bu yeterli bizim için, yeterlidir yani. Ama o dediğim şeyler, burka, şu bu, onlar yerel mahiyette bazı milletlerin uyguladığı şeyler. Mesela Türkiye'de, Güneydoğu'da, Siirt, Diyarbakır, benim annem eskiden çarşaflıydı. Rahmetli Uşak'a gelince, babam Uşak müftüsü olunca. Çarşafın dinimizde özel bir yeri var mı? Söyleyeceğim. Anneme dedik, babam dikkat çekiyorsun dedi, istiyorsan dedi geniş bir partüsü giy. Annem çok geniş bir partüsü giyerdi daha sonraki yıllarda. Ama oradayken, Güneydoğu'dayken oradaki şartlara göre hareket etti. Burka
dini bir talimat değil, dini bir emir değil. Niye değil? Sebebini söyleyeyim. Yüz kapanır mı kapanmaz mı tartışılmıştır bizim hukukçular arasında. Genel kabul yüz avret değildir. Yani kapanması gerekmiyor. Yüz, eller, ayaklar bileklere kadar dışarıda kalabilir. Buna da en büyük delil haçta kadınlar yüzlerini kapatamazlar. Onun için Hazreti Ayşe diyor ki biz yüz şeyi kullanırdık. Perdesi kullanırdık. Peygamberin hanımları biraz daha şey davranıyorlardı. Tanınmamak için. Ama ihram giydiğimizde şeyi çarşafı açardık diyor Hazreti Ayşe. Erkek cemaat gelince indirirdik diyor. Bunu mesela Hanefiler delil kabul etmişlerdir. Yüz örtmek farz değildir ama takva gereğidir filan demişler. Öyle yorumlamışlar. Onun için burka giymek zorunda yok, öyle bir zorunluluk. Çarşaf giymek zorunda değilsiniz. Çarşaflara ben de sizin kadar saygılıyım. Son derece güzel de görüyorum. Kızlarımız nefislerini en azından imtihandan geçiyorlar. Ve imtihanı başarıyorlar çarşaf giyenler. Onları da tebrik ediyorum. İşten kitletmem hiçbir zaman. Ama çarşaf giymek zorunda değilsiniz. Normal pardüsü, mantu giyersiniz. Başınızı örtersiniz. Bizim dediğimiz, bildiğimiz örtü budur. İkinci sorum Ayasofya'daki Ayasofya'daki o ritüeller, yani eski Hristiyanlara ait. Ayasofya'nın bir tarihi var, bir şey, evet, yönü var. Ziyaret ediyorlar vesaire. Elhamdülillah açıldı. Namaz kılındı. Cuma günleri kılınıyor. O ritüeller camideki ibadete zarar vermez. Vermez, hayır. Çünkü karşımızda bile olsa tapınma niyetiyle olmadıktan sonra böylece bir şeyler, ikonlardır, şudur budur. Bir minik şey daha lütfen. Hazreti Adem ve Havva'nın çocukları arasında çaprazlama olmuştur. Çaprazlama evliliğe. Çocuklarla rahat konuşamıyorum. Çaprazlama doğru mudur? Doğrudur tabii. Doğru. Allah dileseydi 10 tane Adem, 10 tane Havva yaratırdı. Yani Allah için zor değil. Anladım. Ama Allah istedi ki ham maddeniz aynıdır sizin. Anladım. Beyazınızda, siyahınızda, kiminiz ötekisine üstün değilsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir de Adem ile Havva'nın yaratılışı baba anneden gelme değil. Farklı bir yaratılış. Onun için çaprazlama evliliğe müsaade edildi. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Herkes çoğaldıktan sonra da yasaklandı o iş, biliyorsunuz. Hocam hoş geldiniz. Maneviyatımızın yüksek olduğu Eyüp Sultan'a size şeref verdiniz. Estağfurullah. Benim sormak istediğim size iki soru var. Dizilerde hani bu cenazelerde, mevlütlerde Fatiha diyorlar, El Fatiha diyorlar. Hani biz televizyonun başında Fatiha'mızı okumak durumunda mıyız? İyi olur, iyi olur. Mecbur değilsiniz ama iyi olur yani. Okursanız yok, hayırlı olur. Bir de hani bu şimdi... Pardon, dizilerde mi? Evet, dizilerde. Dizilerde mi? Hani, normal haberlerde yok, mi? Yok, dizilerde falan hani cenaze oluyor, bir mevlüt falan okunuyor. Hani El Fatiha diyor. Oyuncular okumuyorlardır, sen oku bari yani. hocam bir de bu güncel dizilerdeki hani kapalıları farklı, açıkları farklı gösterme konusundaki fikrinizi de merak ediyorum ayrıca da. Onu tam anlamadım ama. Bir saniye, o bilsin cümle. Bir sürü farklı diziler mevcut. Kapalıları farklı bir yobazlık gösteriyorlar. Açıkları çok böyle değişik gösteriyorlar. Hani ama o Yeşilçam'ın hani, eski hastalığıdır. Kızım, bacım yani. Evet, eskiden beri Yeşilçam'da. Evet, çalıştırıyorlar da hani bu konuda. Hocalar nasıl gösterirlerdi? Kirli bir sarığı var hocanın. Kirli bir elbisesi var. Sakalı, saçı birbirine karışmış. En böyle berbat insanların, çok özür dilerim. Özür dilerim, ne olur bağışlayın. İnsanların karnına Arapça harfler yazan kötü insanlar diye tanımlarlardı. Şimdi geçti o şey, o dönemler elhamdülillah. İnşallah etki onun altında için kalmaz gençler. Biz Kur'an'a ve Hazreti Muhammed'e bakacağız. İnşallah hocam. Sağ olun, hoş geldiniz. Sağ olun. Hocam buyurun. Huzurun Kalbi Eyüp Sultanımıza hoş geldiniz öncelikle. İsmim Murat Yıldız. Doğuştan görme engelliyim. Engelli vatandaşlarımızla sorunlarına çözüm bulmak adına da bu dönem hayırlı bir iş için yolculuğa çıktık. Sizden bir dua bekliyorum. Aday adayı mısınız? Aday adayım. Adalet ve Kalkınma Partimizden. Bak başkanımız diyor, ömreye gidecek zannettim. Onu da başkanımla birlikte inşallah kısmet olursa. O zaman milletvekili olunca gidecek. Milletvekili olunca gidecek. Bize bir dua buyurursanız. Estağfurullah. Hayırlıysa Allah nasip etsin inşallah. İnşallah. Engelliler için. Bir de son bir sorum olsa, uygun olursa. Zaman zaman bizleri vatandaşlarımız, insanlar yollarda çevirip ya da denk gelip bize bir dua edin, engellinin duası çok kabul oluyor diye bir şey söylüyorlar. Böyle bir şey var mıdır? Vatandaşımız sorduğu için, söylediği için, ben de bilmediğim için sormak istedim. Böyle çok az kabul olur olmaz diye bir şey. Tabii duanın nasıl kabul olacağı, olmayacağı.
böyle şeyler soruyorlar sürekli. Ben de bir sormak istedim. Mesela siz sabır ehli olduğunuz için, yani engellikten dolayı. Evet. Bir de bazen hak etmediğiniz şeylerle karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu da sizin duanızı tabii ki muteber kılar. Onun için biz de sizden rica ediyoruz. Ben de başkanımızda dua bekliyoruz sizden. İnşallah. Dualarımız sizlerle. İnşallah. Ben Allah teşekkür ediyorum. Yolunuzu açık etsin. Tekrar hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Desteğimiz sizinle beraber. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Soru soran siz değerli misafirlerimize ve bu akşam programımızın şeref misafiri Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz.